Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir telefon incelemesine daha hoş geldiniz. Bugün yanımda Türkiye'nin en ucuz katlanabilir telefonu olan Tekno Phantom V Fold yer alıyor. Ama en ucuzu dediğime bakmayın çünkü hem işlemci, hem kamera, hem de performans olarak gerçekten bir amiral gemisi seviyesine gelmiş durumda. İsterseniz fazla uzatmayayım, bir an önce bu telefona biraz daha yakından bakalım. İsterseniz önce tasarımından başlayayım. Genelde kameradan başlıyoruz ama katlanabilir telefonlarda tasarımdan başlamak bence daha gerekli. Arka tarafa baktığımızda 3 kameralı bir set yer alıyor. Bir ana, bir portre, bir de ultra geniş kamera bunlar. Yani ben açıkçası böyle yuvarlak tasarımları seviyorum ama tabii ki bu zevke göre değişecek bir şey. Siz seviyor musunuz? Orası sizin bileceğiniz iş. Bu arada yine arka tarafı için kutu içinde şöyle bir kılıf geliyor arkadaşlar. Şöyle. Hatta onu da takayım. İçinde şöyle küçük 2 tane yapışkan var daha rahat tutabilmesi için. Burası çok böyle güzel bir dokuya sahip aslında, hoşuma gitti. Ama ben böyle telefonlara şu kılıfı da takmayı seviyorum açıkçası. Bu şekilde de güzel görünüyor. Şöyle açıyorsunuz, ayakta durur. İşte komple açarsın, böyle durur. Durur yani. Ama bu telefonların şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Açtığımızda şu şekilde kullanıyoruz doğal olarak ve ellerimizi buradan destek aldığımız için bu ön ekran, yani dış ekran biraz fazla parmak izi olabiliyor. Ama tabii ki bu katlanabilir telefonların hepsinde var yani. Bunu Tekno özelinde bir eleştiri yapamam buna. Katlanabilir olması sayesinde de arkadaşlar, eğer buna yönelik bir iş yapıyorsanız günlük hayatta gayet kullanışlı. Kalınlığına baktığımda da açık halde, yani şu şekilde tam boyutta kullandığınızda 6.9 mm, kapattığınızda da 14.5 mm civarına geliyor. Bar telefonların gözünden baktığımızda, yani bizim günlük hayatta kullandığımız telefonların gözünden baktığımızda kalın diyebiliriz ama katlanabilir telefonlar için ideal. Şu biraz fazla gelebilir arkadaşlar. Telefonun ağırlığı 299 gram. Yani bu biraz bence beklentinin üstünde. En azından 20-30 gram belki daha hafif olabilirdi ama yani bunda çok aramızda lafı olmaz diye düşünüyorum. Ön tarafa geldiğimde şu gördüğünüz iç, yani büyük ekranda 7.85 inçlik bir boyut karşılıyor bizi. 388 ppi olan bu ekran 120 Hz yenileme hızına ve 2K Plus çözünürlüğe sahip. Ek olarak da SCAT UTG korumaya sahip. Bir de dış ekrana bakalım arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 120 Hz'lik bir yenileme hızı karşılıyor bizi. Boyut olarak da 6.42 inç, ayrıca 441 ppi ve Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Ön tarafta bu arada Corning Gorilla Glass Victus'la korunuyor. Ayrıca hem dış hem iç iki ekranda 800 nitlik bir parlaklığa sahip. Bu da günlük hayatta aslında güneş altına, yani direkt ışığın vurduğu sırada da gayet yeterli olacaktır. Yine iki ekranda LTPO AMOLED yapıda. Ekran gövde oranı ise %95.11. Bu benim en sevdiğim tarafı diyebilirim. Çünkü çerçeve gerçekten olabildiğince ince hale getirilmiş ve ben bunu her videoda söylüyorum, o yüzden uzatmayacağım. Ekran gövde oranları ne kadar yüksekse gerçekten telefon üzerinde o kadar uğraşılmıştır diye düşünüyorum. Ve burada da Tekno Phantom V Fold benim için sınıfı geçti bu konuda. Ürünün siyah ve beyaz olarak iki rengi var arkadaşlar. Bizdeki gördüğünüz gibi siyah renk. Burada bir metal çerçeve var tabii ki elbette. Ancak bunun dışında yenilenebilir fiber materyal üretilmiş. Beyaz olan ise yine metal çerçevenin içinde organik silikon fiberle üretilmiş. Yani elimizde doğa ve çevre dostu anlamında gerçekten değerli bir ürün var. Katlanma konusuna baktığımda gerçekten kararlı olduğunu söyleyebilirim. Yani kolay kolay kendini bırakmıyor. Herhangi bir sıkışma, sekme hissetmiyorsunuz ama bu tabii ki artık birçok katlanabilir telefon bu olayı çözdü. Şöyle bir kağıt alıyorum Elif'ten. Burada arkadaşlar şöyle bir muhabbet varmış. Tamamen kapandığını göstermek adına marka şu şekilde bir deney yapıyor. Telefonun arasına koyuyorlar ve tutuyorlar. Telefon kağıdı hiçbir şekilde bırakmıyor. Bu sayede de %100'lük ve kararlı bir kapanmaya sahip olduğunu gösteriyorlar. Ayrıca neredeyse sıfır katlama izi olduğu belirtilmiş. Yani bu konuda gerçekten katlama izi anlamında benim çok dikkatimi çekmedi. Yani bu izi çok hissetmedim. Bu konuda gerçekten hani vaadini karşıladığını söyleyebilirim. Yani bu inovasyonda daha pahalı ürünlerden hiçbir fark olmadığını söyleyeyim. Ekranı açma ve bakın şuradan sonra kendisi açılıyor. Şuradan sonra şak diye kapanıyor. Burada açma ve kapatma konusunda biraz kararlı olduğu için bazen böyle ekranı yarıda tutmakta zorlanıyorum. Hani bu da dediğim gibi telefonun bu konuda biraz kararlı bir yapıda olmasından dolayı ama yine işin sonunda istediğimi yapabiliyorum. Bunun sebebinin de dayanıklı olması açısından havacılık sınıfı menteşeyle yapılması olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçeyim kamera tarafına. Bunu daha önce de söyledik arkadaşlar. Katlanabilir telefonlar, yani bu tarz inovasyona hizmet eden telefonlar kamera tarafına çoğu zaman ağırlık vermeyebiliyor. Yani en azından en büyük vaatleri kamera olmuyor. Ama burada Tekno Phantom V Fold için gerçekten iyi bir kamera kullanmış ve segment için bir amiral gemisi seviyesine geldiğini söyleyebilirim. Ana kamerası 50 megapiksel ve f1.85 diyafram açıklığına sahip. AF destekli bir kamera olduğunu söyleyeyim. Bununla özellikle renkler konusunda oldukça canlı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ana kamera performansı olarak gerçekten kaliteli ve hani başka bir ürünü aratmayacak seviyede olduğunu söyleyebilirim. Fiyat bandı açısından söylüyorum. Video tarafına geldiğimde ise 4K 60 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. İkinci kameraya geçiyorum. Burada da f1.98 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir portre kamera yer alıyor. Genelde bildiğiniz gibi portre kameralar biraz daha düşük çözünürlükte olur. En azından ana kameraya nazaran. Burada sosyal medyada genelde bu tarz çekimler yaptığımızı göz önünde bulunduran Tekno, ana çabasını daha çok
portre tarafta harcamış ve bence mantıklı olmuş bu gelişme. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı. Bu da f2.2 diyafram açıklığına sahip ve 13 megapiksel büyüklüğünde. Ultra geniş açı kamerayı ben günlük hayatta yoğunlukla kullandığımı zaten söylüyorum her videoda. Burada da Tecno Phantom V Fold'un gerçekten benim beklentimi karşıladığını söyleyebilirim. Yani gayet güzel fotoğraf ve videolar çektim. Onların da zaten örneklerini görüyorsunuz ekranda. Ön kameraya geldiğimde burada size iki tane kamera anlatmam gerekiyor. Çünkü hem iç tarafta hem de dış tarafta gördüğünüz iki tane kamera var. İç taraftaki 16 megapiksel, dış taraftaki ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Her ikisiyle de 1080p 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Bu arada gece çekimi konusunda da gerçekten iyi bir performans veriyor. Yani doğru ışık, doğru açı beklentinizi karşılayacaktır. Geçiyorum şimdi donanım tarafına. Burada MediaTek Dimensity 9000 Plus 5G işlemci yer alıyor. 4 nm, 8 çekirdek ve 3.2 GHz'lik bir yapıda. MediaTek Dimensity 9000'in tam bir amiral gemisi olduğunu söyleyemem ama 9000 Plus bu konuda gerçekten iyi bir performans veriyor. Yani Snapdragon 8 Gen 2 ile rekabet etmesi için üretildiğini söyleyebilirim. Bu konuda da hani yapılan testlerde yer yer önde çıktığı oluyor. Ama mesela 8 Gen 1'in kesinlikle önünde bir işlemci. Burada bir de hoparlöründen bahsetmek istiyorum. Hi-Res Audio ile bir işbirliği yapılmış ve gerçekten müzik dinleme konusunda ya da hani işte film izlediğinizde sonuçta ondan ses geliyor. Genel olarak sesleri duyma konusunda iyi bir performans veriyor arkadaşlar ve hani kaliteli, onu hissedebiliyorsunuz. Genelde bu hoparlör konusunda çok girmem ama Tecno Phantom V Fold için böyle bir detayı belirtmiş olayım. Şimdi donanım da bittiğine göre her zamanki gibi sıra geldi oyun testine. Öncesinde cihazımızın bir sıcaklığını ölçelim, aynı zamanda şarjına bakalım. Sonrasında bir oyunumuzu oynayalım. Ondan sonra tekrar şarjı sıcaklığı görelim. Tekrar burada buluşalım. Evet, oyun testimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Video başında da söyledim, bu telefon bir inovasyon ürünü olarak üretilmiş durumda. Ama bunu göz önünde bulundurarak telefonun oyun performansını nasıl buldunuz lütfen bunu yorumlarda belirtin. Şimdi işte şarja falan da bakmışken yine sıra geldi bataryaya. Cihazda 5000 mAh seviyesinde bir batarya var. Yani günlük işleri yaptığınızda bir günü rahatça çıkarır. Eğer telefonun tüm yeteneklerini kullanırsanız da yine ucu ucuna yetişir diye düşünüyorum. Burada tabii ki her videoda söylediğim gibi pil kadar telefonun yaptığı optimizasyonlar da önemli. Ve Tecno'da bu özellikle kendi amiral gemilerini ürettiği Phantom serisinde gerçekten bu konuda iyi iş çıkarıyor. Öncelikle katlanabilir telefonlar için geliştirilen HiOS 13 Fold arayüzü kullanılıyor. Ayrıca az önce bahsettiğim optimizasyonların yanında da 1000'den fazla uygulama bu gördüğünüz geniş ekranda daha kullanışlı hale gelmesi için yeniden yapılandırılmış. Yani bu gördüğünüz şey evet bir inovasyon ama buna yönelik kullanabileceğiniz uygulamalar da var artık. O yüzden hani inovasyon sadece şekilde kalmamış. Ayrıca cihazda ekranları bölebilir, paralel pencereler yaratarak aynı anda farklı işleri yapabilirsiniz. Bu arada şarj konusuyla ilgili bir şey daha ekleyeceğim. Pil performansı güzel, bunu söylemiştim zaten. Onun dışında telefonun kutusunun içinden bir adaptör bir de şarj kablosu çıkıyor. Bununla birlikte telefonu hızlı şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikada %40, 55 dakika gibi bir sürede de sıfırdan %100 şarj vaat ediyor. Bunlar tabii ki kağıt üzerinde veriler. Hani %100 gerçek olur mu çok emin değilim. Sizin kullanımıza göre de değişecektir bu. Ama bu süreleri yakalamak için de tabii ki pil sağlığını da korumak önemli. Benim Tecno Phantom V Fold ile ilgili anlatacaklarım şu an için bu kadar arkadaşlar. Ürünü nasıl buldunuz? Bununla ilgili yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Onun dışında eğer fiyat bilgisine ulaşmak, ürünü satın almak ya da daha detaylı bilgi edinmek isterseniz de açıklamaya sizin için bıraktığımız linke tıklayabilirsiniz. Videomuz sizin için faydalı olduysa beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.